Yağmur yağıyor harman yerindeki karınca yuvalarına. Bebeklerin uykuları gibi ince bir yağmur. Büyüyor karınca yuvalarında başak boyunca huzur. Yağmur yağıyor şu beyaz papatya çiçeğindeki aşkımın üstüne. Ve gün vuruyor bu öğle vakti tarlamın çitine. Yağmur yağıyor içimdeki göklerden, içimdeki toprağa, nurdan. Bir ağ örüyor gecelerimin üstüne, örümcekler huzurdan. Yağmur yağıyor balatlardan bir yaz uykusu. Yağmur yağıyor ve açıyor kır çiçeklerinde bembeyaz toprak kokusu. Hoş geldiniz. Bugünkü kitap tanıtım gününde Seher Yeğin'den bahsedeceğiz ve Bir Yazgı Savaşı kitabını bize kendisi tanıtacak. Öncelikle Seher Yeğin'i tanıyalım. Biraz da kısacık kitabından bilgi verelim. Seher Yeğin aslen Dersimlidir. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Almanya'ya geldi. Eğitimini Almanya'da tamamladı ve hala orada yaşıyor. Ayrıca program sunuculuğu yaptı. Güney Dergisi başta olmak üzere Alevilerin Sesi Dergisi, Semah Dergisi ve birçok internet gazetelerinde makaleleri, röportajları yayınlandı. Çalışmaları genellikle ağırlıklı olarak kadın üzerine. Ayrıca Almanya, Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde konuşmacı olarak kadın sorunu üzerine panellere katıldı. Bir Yazgı Savaşı kitabını Şubat 2023'te yayınladı. Öteki Yayın Evi'nden çıktı kitabı. Kitabında kadına dair, kadının mücadelesine sosyolojik bir bakış açısı getirmiştir. Merhaba sevgili konuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben biraz heyecanlıyım. Neden? Çünkü kitabım çıktığında ilk dersimde tanıtım yapmak istiyordum ve bugün o arzumu, isteğimi ve dileğimi gerçekleştiriyorum. Bu nedenle çok mutluyum. Şimdi kitabımla ilgili, aslında içeriğiyle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum çünkü okumanızı diliyorum. Ve en çok kadın arkadaşlarımın gerçekten okumasını istiyorum. Çünkü bu kitap bir 10 yıllık çalışma. Ben 10 yıl, 12 yıl önce ilk kadın sorunu üzerine Devrimci Saflarda Erkek Egemenliği başlıklı bir makaleyle başlamıştım. Aslında çevremle şey dediler, Seher bu başlık çok sert ve tepki alırsın. Olsun dedim, biz her toplumda, her kesimde egemenliği eleştiriyoruz ama bizim içimizde de maalesef o erk egemenliği var. Burada birilerinde yazması ve değinmesi gerekiyor diyerek Devrimci Saflarda Erkek Egemenliği makalelerim 5 bölüm halinde Güney Dergisi'nde yayınlandı. Güney Dergisi'nde yayınlandıktan sonra görüşlerine ve düşüncelerine çok önem verdim ama maalesef şu anda aramızda değil, kendisi bedenen aramızda ayrıldı. Çok değerli bir insan. O bana şey demişti, Seher bu başlık ve bu konu mutlaka kitaplaşması gerekiyor. Ve ön sözünü de ben yazacağım demişti ve kitap fikri orada oluşmuştu. Tabii ki süreç içerisinde, 10 yıllık süreç içerisinde o konuyu ele alırken başka konularda ele almam gerekiyordu ve ben kitabı tamamen farklı boyutlara getirdim. Yani avcı toplayıcı toplumda günümüze kadar dinde kadın, Alevilikte kadın, Türkiye'de sol ve sosyalist kesimin kadına bakış açısı, eğitim, çocuk eğitimi, aile vesaire birçok konuları içeriyor kitabım. Çünkü hepsine değinmem gerekiyordu. Yani ele aldığım yazılar o kadar geniş bir hale gelmişti ki ben her konuya değinmek zorundaydım. Araştırmam gerekiyordu. Araştırmalarım da tabii ki kolay olmadı. Yani bugün bir dinde kadını eleştirirken ya da dinde kadının yerini ele alırken dini ilk önce araştırmam gerekiyordu. Veya Alevilikte kadını ele al... Mava herdi konema. Svapero herame, sımız herame. از وزن که زون خورا کسی بکیری اما وقتی ما در بیکی زون ما نزونه که ورا گوره که از گرگه واشنه کسر این دنیا مدینه هپیلیز هوش گلدینز شرف وردینز بو گزل گنده دیرلی کاردشیم سهر یین کاردشیمینو
emeği için burada bulunmaktan çok mutluyum. Sağ olsunlar. Bunun değeri gerçekten, böyle değerler yaratmak gerekiyor. Bizim bu toplumun buna ihtiyacı vardır. Bunu yapmak zorundayız. Onun için tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Fazla zamanınızı almamak için size de birkaç tane kırmancı söylemesi istiyorsunuz. Madeşine na de mama çalkir tol sıra be vay de zay sıra niye di devi 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 may koi may devi 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 may koi sesini. Evet, Almanyalardan gelip bu güzel günde bize eşlik eden sevgili Devrim Kavalli bizlerle. Seni bana getirdi.
İyi bir hava vardı güneyde, adına ömür dedikleri. Zeynep Kılıç ve kardeşi Zülfikar Kılıç bizimle. Ben iklimleri değil, iklimler terk etti beni sevgililer gibi. Musa Baki bizlerle. Pazapuno, 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 pazapuno.
sonu.